Akşam çayları geldi millet. Ne haber abi? Ne olsun ya, memurluk işi. Git gel Konya 6 saat. Ne uzar ne kısalır. Ahmet ya, bizim hanım hasta. Yok ya. Ameliyat olması lazım ama para nerede? Anasını satayım. Kara kara düşünüp duruyorum ne yapacağım diye. Boş ver be abi, düşünme. Düşününce çözümleniyor mu sanki? Bütün memurların durumu aynı. Bir çay vereyim mi? Ver. Sahi abi ya, aklıma takıldı. Bir tane Arjantinli futbolcu vardı. İsmi neydi ya onun? Aa, sen şey diyorsun. Hay Allah, dilimin ucunda. Adı neydi? Hatta Dünya Kupası'nda çok iyi oynamıştı. He. Hay Allah, İtalya'ya transfer oldu ya. He ya. Ya geçenlerde de Türkiye'ye geldi. He. Adı neydi? Hay tamam, Allah, dilimin ucunda. Tamam, boş ver. Durup dururken aklıma takıldıydı. Ya o senin işin değil. Ben şimdi kendime dert ettim adı neydi tamam, diye. Tamam, boş ver. Hay Allah, aklıma neyi taktı adam. Adı neydi ya? İtalya'da kokain kaçırdı. Oradan Arjantin'e kaçtı. Arjantin Cumhurbaşkanı adamı affetti. Boykot verdiler. Adı... Hay Allah. Hadi Sami abicim ya, paydos oldu. Burada mı yatacaksın? Hay abi, şşş, dalmışım kendi kendime. Mesai bitti mi ya? Ooo, çoktan oo, hadi. Ooo, haklısın. Gidelim Yusuf abi, gidelim. İyi akşamlar Niyazi Efendi. Ne var ne yok? Ne iyi akşamlar abi, gözünü seveyim ya. Bakkalın iyi akşamları mı olur? Hayrola ya, yüzünden düşen bin parça oluyor. Ne oldu? Abi şu malı bir gün önceki fiyattan rafa koyamıyoruz Allah belanı versin. Her gün zam, her gün zam. Ondan sonra müşteriden fırçayı ben yiyorum. Lan zamı ben mi yapıyorum ya, ben? Doğru, haklısınız. Sizin de işiniz o. Şuradan bana bir tane yağ sarı versene. Sayın. Hesaba yazıver. Ya ben de düşünüp duruyorum. Bir futbolcu var Arjantinli. Şunun adı nedir diye takıldı kafama ya. Adresine geldin, son abi kim? Ya Arjantinli bir futbolcu, hani Sevilla'da oynuyor şimdi, geçenlerde İstanbul'a geldi. Eyvallah. Kısa boylu, kıvırcık saçı, hafif göbekli. Omzuyla oynar, göbeğiyle oynar, kıçıyla oynar. Allahsız ne futbolcu be. Bir tane gol attıydı, hatırlıyor musun abi? Ya, 35 metreden. Ya onun adı şey abi. Ya dilimin ucunda neydi? Bir türlü çıkaramadım. Konuşma, çıkartırım abi. İtalya'da oynadı, uyuşturucu havasından içeri girdi. Şey onun adı. Benim oğlan bunun hastası. Onun gibi futbolcu olacağım diye başka bir şey demiyor. Neyse canım, neyse. Ben bulurum onu. Hadi şunu deftere yazmayı unutma. Hadi tamam, iyi akşamlar. Tamam. Ben sana hatırlayınca telefon ederim. Lan neydi o herifin adı? Ulan kafama taktı, şimdi sabaha kadar uyuyamam lan. Neydi lan? Vay Nuri amcam, bana bak. Oo, ne haber Niyazi ya, nasılsın? İyidir be amca, sen nasılsın? Nasıl olacağım ya, emekliye nasılsın diye sorulur mu? İşte emekli kuyruğundayız arkadaşlarla beraber. 3 gündür kuyruktayım, anca 4. mü 5. mü ne olduk 3 günde? Ha iyi. Nuri amca, sana bir şey soracaktım ya. Buyur, sor bakalım. Gerçi sen bu işlerden pek çakmasın ama. Ya bir sor bakalım, nedir bir anlayalım. Ya Nuri amca, hani Arjantinli bir futbolcu vardı. Şu boylarda böyle kıvırcık saçlı, hafif göbekli bir yer vardı böyle. Arjantinli. Eyvallah. Kıvırcık saçlıdır abi. Tabii. Dediğin gibi göbeği vardır onun, evet. Arjantinli biliyorum. Onun ismini mi soruyorsun? Şey o ya. Onun hatta bir tane değil, 3 tane ismi vardır. Eyvallah. Peş peşe gelme, 3 tane ismi vardır. Arjantinli hafif kıvırcık saçlı. Şutları mutlara şahanedir. Evet, İtalya'da futbol oynadı. İtalya'da oynadı biliyorum. Santa Barbara. Santa Barbara. Santi mi? Diyor, değil değil. Tam dilimin üstüne bak. Bak burada. Görüyor musun lan bir şey? Neydi lan onun adı ya? 3 tane ismi vardır. Saçları kıvırcıktır. Şöyle vurur hani, şöyle yapar. Neydi lan onun adı ya? Tamam Nuri amca, tamam ya. Sen kafayı takma. Bulursan bana bir haber edin. Ama taktırdın şimdi bana kafayı. Neydi bunun ismi ya? Şöyle yapar hani, şöyle ayağı şöyle kıvırcık saç. Ana neydi ya bunun adı ya? Geldim. Selamun aleyküm. Hoş geldin canım. Ne yaptın, aldın mı parayı? Yok hanım, nerede, yarına kaldı. Ev sahibine ne diyeceğiz şimdi? Ne diyeceksin, ne diyeceksen diyeceksin. Ben ev sahibini mi düşünüyorum? Aklıma bir şey takıldı. Sabahtan beri onu düşünüyorum bir türlü. Ne düşünüyorsun ayol? Ya şu, sen bilmezsin. Nereden bileceksin? Ay niye bilmeyeyim canım, söylesene. Ya bir tane Arjantinli futbolcu vardı. Hani kıvırcık saçlı, şöyle tık tık hani oynar şöyle. Hafif göbeği var, şöyle kıvırcık saçlı. Aa, tık tık tık. Tamam, evet. bildim. Benim de dilimin ucunda bakar, sabahtan beri çıkaramıyorum. Hani şöyle kıvırcık saçlı, şöyle tık tık tık. Hani geçenlerde şeye geldi, İstanbul'a geldiydi de hani İstanbul'a... Ben dedim sana televizyonda, ne şişmanlamış çocuk. Şişmanlamış dedi, kıvırcık saçlı tık tık tık. Öyle bir şeyler yapar. Dilimin ucunda, sabahtan beri dilimin ucunda bir türlü çıkaramıyorum dilimin ucunda. Tık tık yapar şöyle. Dur ben söyleyeceğim şimdi sana onu. Hafif göbeklidir şu kıvır kıvır. Neydi onun? Canım bırak hadi bir yemek hazırla da yemek yiyelim. Boş ver, ben hatırlayamıyorum, sen nereden bileceksin? Ay olmaz canım, şimdi benim kafama takılır o. Dur neydi? Ay biliyorum ben onu. Dur. Kıvırcık saçlı. Biliyorum ben. Daha geçen... Tabii. Şöyle... Of! Dur
bilir bunu Şefika. Şefika bilir, onu pek sever. Alo? Alo, Şefika. Ben Hatice. Ha, Hatice sen misin? Benim ben. Ay kusura bakma, seni bu saatte rahatsız ettim. Bir şey soracaktım da. Yok anacığım yok. Nerede uyuduğum falan yok. Yok bir şey, yok bir şey Hatice. Ayol yarın çocuğun okul taksiti var. 5 kuruşta para yok. Nasıl ödeyeceğiz diye onu hesaplıyordum. Uyumak nerede? Boş ver, boş ver. Geçer bunlar. Bak önemli bir şey soracağım. Sen ne soracaktın? Hani Arjantinli bir futbolcu vardı. Hani böyle kıvır kıvır saçları vardı. Hani tık tık falan bir şeyler, şöyle bir şeyler yapıyordu. Hatırladın mı? Ha, şu kısa boylu olanı diyorsun. Anladım. Hah, adı neydi onun? Ay dilimin ucunda, bir türlü bilemiyorum. Şey. Ayol dur neydi? Ay dur benim de dilimin ucunda. Ayol neydi? Ay ya hani böyle tık tık falan yap. Üf, sen de bilemedin. Hadi neyse uyu uyu bari. Hadi iyi geceler, kusura bakma. Hay Allah'ım ya Rabbim, nasıl bilemedim be? Burazan gibi çatla. Aklıma taktı. Tövbe tövbe. Allah ya Rabbi, hadi adını bilmesen neyse neydi ya Rabbi. Mahmut. Ne olur? Mahmut. Ne olur be? Ne? Ay o sana bir şey soracağım. Hani bir Arjantinli futbolcu vardı. Şöyle kıvırcık saçlı, kısa boylu, biraz da göbeği vardı. Kurban olayım adını söyle bana. Manyak mısın sen be? Yataşım. Sabah bu saati de. Ben yarın dükkan kirası nasıl vereceğim onu düşünüyorum be. Tövbe estağfurullah. O neydi bu adamın adı hakikaten? Kıvırcık saçlı göbeği, ya ben biliyorum bunu. Bak şimdi, soktu kafama. Ben nasıl uyuyacağım şimdi? Ulan... Ah Ahmetciğim, bana bak. Bütün gece uyku tutmadı ya. Neydi şu meşhur Arjantinli futbolcunun adı? Ben onu dün gece buldum. Maradona, Maradona. Ah Maradona, tabii ya. Diego Armando Maradona. Dur Allah, nasıl bilemem ben bunu ya? Geçenlerde Türkiye'ye geldiğimde aklıma fena takıldı. Hay gelmez olaydım. Memleketinizin hali perişan. Kadınların durumu felaket. Memurlar, esnaflar, işçiler kan ağlıyor. Ne olacak bu sizin haliniz? Hay Allah, aklıma fena takıldı ya. Benim ismimi hatırlamaya çalışacağınıza, kendi sorunlarınıza çözüm arasanıza ya. Kağıt nerede be? Bayfıl'ı verdi. Ne arıyorsun George abi? Ya buraya kağıt bırakmıştım be adam. Ne kağıdı George abi ya? Ya kağıt. E ben orayı temizlerken atmış olabilirim abi onu. Bana sormadan niye atıyorsun Michael efendi? E ben sana sordum, sen masanı temizleyebilir miyim dedim. Sen bana masamı temizleyebilirsin dedim. Ben o zaman temizleyeyim dedim. Ne zaman temizleyeyim sen bana hemen temizle dedin. O arada ben onu çöp sepetine atmışımdır. O gitmiştir aşağı valiyle. Oradan da belediye çöp kamyonu almış gitmiştir. Çöpe attıra emin misin? Emin. Kimsenin eline geçmez değil mi? Eminim abi, niye geçsin George abi? Kim ne yapsın ki o kağıtları? Bana bak Michael efendi. Buyurun. Bundan sonra bir sigara izmaritini bile bana sormadan atmayacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Tamam abi. Ya niye bu kadar heyecanlandı ki bu herif? Ne vardı o kağıtlarda acaba? Dün buraya 2 tane kağıt getirmiştim. Onları attınız mı lan yoksa? Çocuklar üzerinde ders çalışıyordu. Ne ki bunlar? Ah ver. Çok miyim? Bir yolsuzluğa falan karışmış bunlar. Baksana dolarlar molarlar yazıyor. Sen el alemin işiyle uğraşma canım. Sana ne? Allah Allah. Sonra işinden olursun. Ya bu vatandaşlık vazifesi altında kalacağımı bile bilsem üstüne gideceğim. Çocuklarıma temiz bir ülke bırakmak istiyorum. Gelin arkadaşlar. Bay George yerindedir. Sizi kutlarım Bay Michael. Sayenizde müthiş bir dolandırıcılık ortaya çıkacak. Trilyonlarca dolar haksız kazanç söz konusu. Vatana millete bir yararımız, katkımız olacaksa hiç lafı bile olmaz. Basın mensubu arkadaşlar, basın. Merak etmeyin, basından kimse kaçamaz. Ne oluyor be? Bilmem efendim, size sorsak 16 trilyonluk haksız kazanç ve dolandırılmış devlet bankası desek. Kimmiş bakayım bu muhatap olduğum acar gazeteci? Basının güçlü kalemlerinden Clarence Bey. Dosyaların elimizde, basına teslim ol. Vay. Bakalım bizde neler varmış. Bunu tahmin etmiştim. Clarence Eastwood, 1955 New Jersey doğumlu gazeteci. 2 yıl önce bir devlet ihalesinde aracılık yaparak 10 milyon dolar komisyon ücreti almıştır. Gazetedeki köşesi sayesinde
köşeyi dönmüştü. Kim olsa aynı şeyi yapardı efendim. Biz sizinle bir oturup konuşsak. Konuşalım. En iyisi federal polise haber vereyim. Basın onları memur bey. Bu ülke sahipsiz değil. Fakirin fukaranın hakkını yedirmeyelim bunlara. Merak etme. Kanun namına ki burada mıyım? Federal polis. Helal olsun be federal polise. Vay yavrum vay. Burada yasa dışı bir durum var ve ben bu duruma el koyuyorum. Derhal yolsuzluk dosyalarınızı federal polise teslim edin. Sizin de dosyanız olsun mu bunların arasında? Benim dosyam mı? Yeraltı dünyasıyla ilgili. Bazı babalarla işbirliği yaptığınıza dair belge, resim ve dokümanlar Mr. Scott. Yine olmadı ya, ne yapayım? Gideyim bakanı getireyim. Böyleyken böyle sayın bakanım. Bak sen edepsizlere. Şunların cezalarını verin efendim. Hiç merak etme. Bu oğullar pek hayra alamet değil. Bakandan da iş yok. En iyisi ben gideyim halka başvurayım. Ulan ben Frederick'i götüreyim. O bunların hakkından gelir. Selamun aleyküm Frederick. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Ne iş baba ya? Hayırdır? Görmüyor musun? Bu filmi bu saatin içine sokmaya çalışıyorum. Ne olacak böylece? Ya sen de anlamamazlıktan gelme. İşte kaçak elektrik kullanıyorum. Herkes böyle yaparsa elektrik idaresi parayı nereden kazanacak ya? Ya zaten 3 kuruş para veriyorlar. Versinler doğru dürüst maaş. Ben de kuruşu kuruşuna ödeyeyim. Tamam. Hadi eyvallah. Sana kolay gelsin. Nereye alın? Dur böyleyken böyle. Deme ya. Ulan bunlara güvenmeyip de kimlere güveneceğiz be? Memleket elden gidiyor desene. Dur şuradan bir satır kapayım. Oğullara söyleyecek 2 satır lafım var. Dur ben de geliyorum. Cezalarını kendi ellerimizle verelim. Yürü. Yürü. Burası mı? Basın. Siz de kimsiniz? Bir grup esnaf. Yaptığınız bunca yolsuzluğun yanınıza kar kalacağını mı sandınız? Ben mahalle kasabı Thomas. Thomas efendi, kanguru satışları nasıl gidiyor? Eşek biti de kanguru mu satıyorsunuz? Yalan, iftira! Peki, bu evraklara ne demeli? Septeki bütün kasaplara ucuz yolu kanguru satıyormuşsunuz. Peki bana ne kulp bulacaksınız bakalım? Pardon, meslek? Buranın yerel mafyasıyım. Bugüne kadar hiçbir yasa dışı işim olmadı. Her şey hükümetin ve devletin kontrolü altında yapılıyor. Madem öyle, ben de artık bu düzenin çarklarına uyacağım. İşe kaçak elektrikle başlıyorum. Yapma Michael'ım, evimin direği. Masum Michael öldü artık. Michael! Michael! Maalesef ölmüş hanımefendi. Oh, memleketi düzeltmek sana mı kaldı Michael'ım? Suyum durgun akanından, insanın yere bakanından, gül koklar kendi... Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahlede ölüm yok, bu nedir? Yeter sayın bakanım, yeter. Üzüntüden muma döndünüz vallahi. Ya yakında bütün ülke muma dönecek. Herkes ellerinde mumlarla dolaşacak. Şuraya bak, gökyüzünde bir tek bulut yok ya. Ne olurdu biraz yağsaydı, barajlarımız dolsaydı, elektrik stoğumuz artsaydı. Sayın bakanım, inanır mısınız? Tam 3 ay, 13 gün, 6 saatlik elektrik stoğumuz kaldı. Elektrik kesintileri devam ediyor değil mi? Günde 2 saat efendim. Ayrıca bütün reklam panolarını kaldırdık. Maçları gündüze aldırdık. Birkaç fabrikanın da üretimini durdurduk. Ama gene de yağmazsa ayvayı ısırdık. Tüketimi azaltmak için daha ne gerekiyorsa yapın müsteşar. Yoksa rezil olacağız millete. Emredersiniz efendim. Oh. Ulan bir damla yağ be. Allah için be. Bir damla yağ be. Ya be, halı yemendir pulu çeme. Ne yapıyorsun Nusret? İzliyoruz herhalde. Of, peki. Al o halde. Ay.
Açma lan şunu, açma! Yaptan anlamıyor musun sen? Anlamadı mı? Anne, ne istiyorsanız alın ama bize dokunmayın. Neyine dokunacağım ulan ben senin? Sen şu melete dokunma yeter. Ne? Nasıl ne, yani? Nereye gidiyorsun sen şimdi? Tuvalete. Tuvalete gidiyormuş. Tuvalete gidiyormuş. Affedersin. Ne diye açıyorsun aranın ışığını? Salondan gelen ışık yetmiyor mu sana tuvalete gitmek için yolunu aydınlatmaya? Sayın müsteşarım sakin olun. Biraz daha vurursanız vatandaş elimizde kalacak. Kalsın. Kalırsa kalsın. Böyle vatandaş istemiyorum. Duyarsız vatandaş istemiyorum. Ben bugüne kadar çok ülkenin vatandaşını gezdim ama böyle duyarsızını görmedim. Tuvalete gidecekmiş, tuvalete... Aa, sayın müsteşarım lütfen. Müsteşar mı? Neler oluyor ya? Beyefendi biliyorsunuz bir enerji darboğazı yaşıyoruz. Elimizde çok az elektrik var. Biz de bakanlık olarak bazı kısıtlamalara gidiyoruz. Günde 2 saat kesiyorsunuz ya. Yetmiyor. Yeni bir uygulama başlattık. Artık bütün evleri gidip kendimiz de yetleyeceğiz. Evet, pilot ev olarak da sizin evi seçtik. Bakın sayın vatandaşım. Size vatandaşım demekte bir sakınca yok herhalde. Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Evet, Türkiye Cumhuriyeti. Ben de. Vatandaşız. Bakın ben biraz önce tuvaleti kontrol ettim. Pencereden içeri nefis bir ay ışığı süzülüyor. Yukarıda tabak gibi bir mehtap var. Romantiksindir değil mi? Yerine göre. Umurumda da değil. Zaten konumuz da bu değil. Benim merak ettiğim tuvalete gittiğiniz zaman ışığı yakacak mıydınız? Işığı mı? Korkma. Doğruyu söyle. Bir şey yapmayacağım. Tabii ki yapmayacaktım. Aferin, bravo. Hadi gel. Ay kusura bakma, ben biraz önce sana bir parça kaba davrandım. Ama ne yapayım, bazen böyle kendimi kaybediyorum. Özür, binlerce özür. Estağfurullah sayın müsteşarım. Beni de bakan sıkıştırıyor. Şevket aşağı, Şevket yukarı. Canımdan bezdim vallahi. Böyle bazen de işte sizin gibi tatlı vatandaşların, tonton vatandaşların canını sıkıyoruz. Yani Allah sizi inandırsın, bazen geceleri evde karımdan gizli zırıl zırıl ağlıyorum. Ben kötü insanım, ben çok kötü insanım. Sayın müsteşarım, lütfen yapmayın. Bakın beni de ağlatacaksınız. Sen bana bak, ah ah, anam benim müsteşar doğuracağına taş doğuraydı keşke. Gel benim sevgili vatandaşım. Gel, gel hadi gel. Bu ne bu? Ne ne efendim? Bu yanında durduğumuz beyaz kütle. Buzdolabı efendim? Efendiler götürsün seni! Efendiler götürsün seni! Buzdolabıymış! Çıkarın şunun fişini! Aman efendim ne yapıyorsunuz? İçindeki yiyecekler bozuldu. Bozulmaz! Bak şimdi! Ne yapıyorum? Ne yapıyorsunuz? Soğuk soğuk üflüyorum. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Yiyecekler üşüyor. Üşüyünce de bozulmuyor. Yok öyle durup dururken gereksiz yere enerji tüketmek. Hepimizin biraz fedakarlık yapması lazım. Zaman zaman ya yenge ya sen gireceksiniz. Püf püf soğuk soğuk üfleyeceksiniz. Yemekleri soğutacaksınız. Böylelikle de buzdolabı meselesi hallolmuş olacak. Nusret ne oluyor? Bir sesler duydum içeriden. Aa! Bismillah. Bu adamlar da kim? Bismillah. Biz Enerji Bakanlığı'ndan geliyoruz. Yeni tasarruf tedbirlerini uyguluyoruz. Bize kirlilerinizi gösterin. Aa, ne kirlisi? Anlat. Anlaşıldı. Demek ki bundan sonra artık çamaşır makinesi de kullanılmayacak. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem, aşkımla tutmuşum, yandım çingenem. Oh, kar gibi oldu maşallah. Bundan sonra böyle yenge, çamaşırlar elde yıkanacak. Gerekirse bizi yardıma çağırırsınız. Bu sesler ne ya? İçeride televizyondan geliyor. Yoo, bundan sonra televizyon da yok. Aa, ne seyredeceğiz peki biz? O işi de biz hallederiz. Hadi çocuklar gelin. Alın tabureleri, şu topu da getirin bana. Siz de şöyle oturun. Ah, Evaristo. Alo, ha sen misin Demet? Ben mi? Antrenmandayım. Haydi, reklamlar çık. Ben seni sonra arayayım mı? Neredesin? Sen de mi antrenmandasın? Vay zil. İşte böyle böyle efendim. Yapmadığımız kalmadı ama gene de stoklarımız su gibi eriyor. Efendim şu anda 19 gün 5 saat 14 dakikalık stoğumuz kaldı. Oh,
Ne yapsak ya Rabbim? Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Ülkedeki bütün pilleri toplatsak, ucuca ekletsek, enerjilerini emsek? Olmaz canım. Çok kırtasiyeli iş. Şey efendim, hani saç tararız da elektrik oluşur. Onları toplasak? Teknoloji ister, teknoloji. Efendim, aklıma bir şey daha geliyor ama bana bile tuhaf geliyor. Neymiş? Sayın Bakanım, bir takım insanlar vardır, etraflarına böyle pozitif elektrik saçarlar. Onları toplasak? Olamaz. Ben de salladım zaten. Oh, inanamıyorum. Oh, aman unutun gitsin. Efendim, yağmur! Yağmur mu? Yağmur. Nerede yağmur? Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Efendim, kahveniz. Oh, oynayın bakalım Sayın Bakanım. Bu milleti karanlığa mahkum etmeden önce almadınız önleminizi. Şimdi yağmur damlaları çalsın, siz oynayın. Hadi bakalım Sayın Bakanım, oynayın. Seller akıyor,